Evet, ben dahil sevgili yaylar. Bakalım Ekim ayında biz yayları neler bekliyormuş? 4 tane yeni destemden, 3 tane de eski destemden kart açıp toplamda 7 tane kartla kartı sizin için yorumlamaya, bizim için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım biz yayları neler bekliyormuş Ekim ayında. Güzel. Simiorka Kupkov. Simiorka Kupkov. Kupaların yedilisi. Kupaların yedilisi de nedir? Bu dönem birazcık aklımızın karışacağı bir dönem olabilir diyor. Neden? Çok fazla önümüzde seçenek olabilir bu dönemde. İş, aşk konusunda. Ve diyor ki cesur ol, kararlı ol, neyi seviyorsan onu yap der. Bir de klasik tarot kartında biliyorsunuz ortada da kupanın içerisinde bir tane insan figürü vardır. Üstü böyle kapalı. O da aslında metaforik olarak iki şeyi temsil eder. Birincisi bizim beraber olmak istediğimiz kişiyi. İkincisi de aslında gerçekte bilinçaltımızda olmak istediğimiz kişiyi yansıtır. Bunun cevabı da yalnızca bizim kendi içimizde tabii ki sevgili yaylar. Hadi bakalım ikinci kartımız biz yaylar için. İkinci kartımız Tuz Jezlov. Tuz Jezlov. Tuz Jezlov. Asaların ası. Asaların ası nedir? Özellikle iş ve kariyer konusunda yeni pozisyon, yeni fırsatlar, yeni olanaklar, yeni girişim, ilişki başlangıcı, yeni ilişki başlangıcı veyahut da cinselliğe dayalı bir ilişkiyi sembolize eder sevgili yaylar. Yani bu dönem libidomuzun yüksek olacağı bir dönemi sembolize ediyor aynı zamanda. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız biz yaylar için. Yeni kartlarım da çok güzel ya. Ama çok yansıma yapıyor. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız biz yaylar için. Karol Pentakl. Karol Pentakl. Tılsımların kralı. Tılsımların kralı. Nedir tılsımların kralı? Bakın zaten burada gösteriyor. Diyor ki birazcık bu dönem alkol kullanımına dikkat sevgili yaylar diyor. Çünkü bağımlılık eşiğiniz çok düşük diyor bu dönemde. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Parayla alakalı kısa girişimlerden uzak durmamız gerektiğini, uzun dönem girişimlere daha çok yönelebileceğimizi sembolize eder. Aynı zamanda aile desteğini sembolize eder. Yani aile tarafından bir para desteği veyahut aile işimiz varsa bu işe bu dönem dahil olabiliriz veyahut ailemize herhangi bir konuda yardımcı olabiliriz der bu kart bizlere. Hadi bakalım dördüncü kartımız biz yaylar için. Dördüncü kartımız Korkulan Mahkeme. Korkulan Mahkeme kartı şeydir sevgili yaylar. Bir şeyleri sonuca ulaştırma ve ne diyebiliriz? Vize, iş görüşmesi, sözleşme, sınav bunların iyi geçeceğini, aynı zamanda hamilelik haberi alabileceğimizi yakın çevremizden veyahut da eğer çocuk planlarımız varsa hamile olduğunuz haberini alabileceğiniz dönemi sembolize eder. Normalde klasik tarot kartlarında Cebrail'i sembolize eder. Üstte bir melek durur böyle. Bu üflediği şeyi de masterlar tarafından sür'a'ya benzetilir ve şey der. Yani zamanı geldi. Bir şeylere artık sevgili yaylar karar vermenin zamanı geldi de geçiyor diyor. Çünkü diyor ki bu kart. Karar vermenin zamanı geldi sevgili yay. Eğer karar vermezsen geçmişteki ciddi problemler tekrardan gün yüzüne çıkabilir der bu kart bizlere. Hadi bakalım.
eski öğrencilik yıllarımdan kalma en eski destem, cefakar destem benim. Düştü bir tane zaten. Bakalım ne düştü. Kılıçların Kralı. Çok yansıma yapıyor. Kılıçların Kralı. Kılıçların Kralı da nedir arkadaşlar? Bu dönem aklımızın, duygularımızın önünde olacağı, eğer herhangi bir disipline olayın içine girmek istiyorsak bu dönem tam zamanı olduğunu, bu dönem inanılmaz derecede disiplinli olabileceğimizi, tuttuğumuzu koparacak şeyde, yani hakikaten kafaya takıp böyle hedefi belirleyip yürüyebilecek pozisyonda olacağımızı sembolize eder. Aynı zamanda da der ki bu dönem sevdiklerinle konuşurken özellikle laflarını cımbızdan seçerek kullan sevgili yay. Çünkü bu dönem yine acımasız derecede açık sözlü olabilirsin ve sevdiklerinin de kalbini kırabilirsin bu dönemde der. Bu dönem ne diyebiliriz? Telefonla çok işimiz olacağı bir dönemi sembolize eder. İlişki için yayların bu dönem acele etmeyeceğini, ilişki için aslında ilk kriterin ortak noktalar, ilişkide ortak noktaları aslında değerlendireceğimizi bu dönem sembolize eder. Başka ne diyebiliriz? Bu dönem insanlarla ilişkilerimizin çok daha iyi olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Hadi yiyin bakalım. Bak, düşüyordu. Hadi yiyin bakalım. Eski destede ikinci kartımız. Tatam. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de nedir? Bu dönem bir takım kararları tartacağımız dönemi sembolize eder. Önceliklerimizi belirleyeceğimiz, kararlar alacağımız bir dönemi sembolize eder. Ayrıca telefonla bu dönem çok fazla ne diyebiliriz? İşimizin olacağı, yani hep böyle bir telefon trafiği içinde olabileceğimiz, ya bu illaki işle alakalı değil, partnerimizden de çok fazla telefon trafiğinde olacağımız bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Aynı zamanda şanslı bir dönemi sembolize eder, şanslı değişimi sembolize eder ve bizim de bu şanslı değişime çok çabuk adapte olacağımızı sembolize eder. Tılsımların ikilisi. Aynı zamanda bazı yaylar için ise ikinci şanslı işi sembolize eder sevgili yaylar. Hadi bakalım son kartımız biz yaylar için. Ekim ayı için. Hadi bakalım. Gözlerimi kapatayım şöyle. Ratatatam. Adalet kartı. Adalet kartı da nedir? Bu dönem aslında hayatımızın böyle balanslı bir harmoni içerisinde devam edeceği dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem alım satımla alakalı bir takım işlerimiz olabilir der. Araba alım satım olur, ev alım satım. Yani imzalı bir takım işlerimizin olacağı, bu evlilik de olabilir arkadaşlar veyahut boşanma da olabilir. İmza ile alakalı bir takım olayların olacağı ve bunun bizim lehimize olacağını sembolize eder bu kart. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Sağlam dostluklar kuracağımız bir dönemi sembolize eder. Bu eski dostluklardan bahsetmiyorum. Yeni sağlam dostluklar kuracağımız dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Aynı zamanda da bu kart aslında şeydir. Eski tarot üstadlarınca gizli kader kartı denir bu karta. Yani senin bunları ne yaşıyorsan bu dönem yaşaman gerek. Çok daha iyisi senin hayatına geleceği için. Ama öncelikle bunu yaşamalısın der bu kart bizlere. Evet ben dahil sevgili yaylar, bizler için Ekim ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.